Merhabalar dostlar, ben Mualla. Darıca'dan herkese selamlar, sevgiler. Bugün 12 Ağustos 2022. Yaklaşık 2 ay kadar önce, yani 11 Haziran tarihli görüntüleri şimdi izleyeceksiniz. Neden böyle yaptık? Çünkü o dönemler, evet, yaz başı, baharda renkler hücum ediyor. En güzel zamanlarından görüntüler alıp bir kenara koyuyorum. Günde bir tane, iki tane video atmam mümkün olmadığı için belli bir sistemde video atıyorum. Dolayısıyla fırsat olmadığı için şimdi 2 ay önceki görüntüleri sunacağım. 2 ay önceki görüntülerde ne vardı? O zaman Duman Kedi yeni doğum yapmıştı. Yavrular şimdi geziniyor ortalıklarda. Onların o halini, yeni doğum yaptığı zaman az bir görüntü aldım ama videoya şuradan başladık ki orada nar çiçeği gülüm var. Bir sarmaşık gül. En güzel zamanlarında, şu anda üzerinde bir tane bile gül yok. Belki sonrasında tek tük yine açar. Ve o bölgede civan perçemleri vardı. Fuşya en güzel hali. Bu videoda arkadaşlar, yani civan perçemlerini özellikle gösterdim. Bu civarda balkon önü tarhında o günden bugüne ne oldu? Paşayı attan indirenler var. Biraz cılız oldular. Evin yan tarafından görüntüledim size daha önceki videolarımda. Şöyle bakın, oldukça alımlı görünüyor. Özel bir alanı olunca çok güzel bir görüntü sunmakta. Bahsetmiştim zaten oradaki geçmiş videolarımda ama burada istediğimiz gibi olmadı. Demek ki çok da böyle tıka basa doldurma doğru değil. Onu katılıyorum. Bakalım ne yapalım? Taşar mıyız? Bilmiyorum. Sığmıyoruz artık. Taşar mıyız? Şurada yine bir tane var. Bakın çok küçük boyu. Paşa'yı attan indiren sonuçta. Ben çok fazla vaktinizi almayayım. Neyi göstereceğim? O dönemde 2 ay öncesinde sarı ezan çiçekleri vardı. Onlar da bu videoda arkadaşlar. Ama şu, bu arada şu süs ayçiçeğini göstereyim. Bakın değişik yeni tomurcukları var. Şöyle görülmüş olsun yine. Begonvillerim açıyor şu anda. Bakın bergamot. Ben böyle uzatır giderim, uzatmayayım. Ama bu begonvilimi göstereyim arkadaşlar. Bunları dışarıda korudum. Koruma yöntemini anlattım size göstererek nasıl koruduğumu. Bunlar dışarıdaydı. 2 kış dışarıda durdu bunlar. Şöyle bakın, çok seviyorum bunu. Bunun annesi balkon bahçede daha yeni başladı. Şöyle evet, bu bölgede şöyle bakın, bu videoda göreceksiniz ilerleyen zaman dakikalarda. Sarı ezan çiçekleri bu tarhlarda. Bir de bu da botanik tarhıydı eskiden. Onu göstereyim size. Şurada Transilvanya ada çayından anlayacaksınız videoda. Yine Transilvanya ada çayı devam ediyor arkadaşlar açmaya. Kimi az, kimi çok devam ediyor. Burada yanında ezan çiçekleri bayağı bol miktarda. Bir de aralarda amaralis güzel hatun çiçekleri de var, beyazlı kırmızılı. Ama amaralis çiçeklerinin çok daha güzel hallerini ben çektim. O da duruyor. Onu da başka bir videoda yapacağım arkadaşlar. Yani başka neler vardı? Yani baktığınızda baharda şurası da bol renkliydi ama bu videoda değil. Bu videoda başrollerde özellikle bu kırmızı nar çiçeği gülüm, civan perçemleri, işte videonun akışında anlayacaksınız. Bu arada akşamüstü, akşam safalarına da şöyle bir göz atalım arkadaşlar. Videoda renkler görülsün. Evet, her dönemin renkleri farklı muhakkak. Şöyle arada sardunyalar pembe görünüyor. Akşam safaları. Sabahleyin de sabah, gündüz safaları çok var. Evet, mine çok harika. Bol çiçekli göreceksiniz bu videoda. Başka çok şu anda hatırıma da gelmiyor arkadaşlar. Mor yıldızı. Bakın o videoda bayağı 1 metre boyunda ancak. Bir de Lespedeza tumbergi. Onlar kısa boylu. Mor yıldızı açmaya durdu ama şu anda akşam olduğu için hiç görülmez. Gündüz çekseydim olurdu ama olmadı vaktim arkadaşlar. Şimdi izleyeceksiniz. Keyifli seyirler diliyorum. 2 ay öncesine şöyle uzanıyoruz bahçemin. Şöyle tekrar oraya gideyim ki hani daha net anlaşılsın. Buradan, buradan, aynen buradan devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu bir
ekleme videosu olacak. Şu güzellikleri kaçırmak istemiyorum. Sonrasında yaptığım videoya bir ekleme olacak. Nar çiçeği gülüm en güzel zamanları sanıyorum. Bol çiçekli hali ile ve civan perçemlerini şu anda görüntülemek istiyorum. Çünkü onların da en güzel zamanları açmışlar. Bir de sarı nilüfer açmış. Ona geçeceğim. Şöyle bakın, civan perçemi fuşya. Harika bunun çiçek yapısı. Şöyle görmüş olalım. Diğer civan perçemlerine de kadraj tutacağım. Evet, balkon önünde şöyle yer yer konumlandırmıştım. Şöyle bakın, kenarlarda da var. Şu anda bunlar kendini gösteriyor. Evet, her dönem farklı çiçekler boy gösteriyor. Tam arka tarafa döndüm. Şöyle ayı pençesinin olduğu taraf. Şöyle baktığınız zaman civan perçemleri ve sarı ezan çiçekleri göze çarpıyor. Ara ara. Daha sonrasında fuşya, asterler gelecek bir ay sonra falan. Ve mor. Mor ve fuşya karışık renkler gelecek. Bakın, fuşya, püsküllü, aster bunlar. Böyle iç içe ara ara konumlandırıyorum. Mesela mahmuz çiçekleri vardı. Onları kestim artık. Soldular çünkü. Bakın, böyle soldular. Sonrasında yine büyüyecekler. Şöyle ayı pençesine bakalım tekrar. Sarı kız. Evet, suyu çok seviyor. Yağmur yağıyor. Bu epey bir yağmur yağdı bugün. Şöyle bir daha bakmış olalım sarı kıza. Evet, sakız sardunya devam ediyor. Mahmuz çiçekleri. Şöyle berberis çalısı da hep söylüyordum anlatırken bilgilerinde. Bakın, bordo rengi ile yaprakları çok hoş bir görünüm sunuyor. Evet, ezan çiçeklerine biraz kadraj tutayım. Onların da en iyi zamanları diyebiliriz. Evet, galalar geliyor, kanalar pardon. Şöyle gül o ihtişamını şu anda kaybetti ama yine açacak. Bu devamlı açan bir gül, yedi veren. Bakın, kırmızı bunlar, zakkum. Eminim videonun başında onların açmış halini görüntüleyeceğim inşallah. Açtıktan sonra tekrar görüntü alacağım. Öyle başlayacağız. Başlamış olacağız şimdi. Geçmiş bir tarihten böyle bir seslenmiş olayım. Evet, Transilvanya ada çayını göstermiştim. Böyle yere diktim. Daha iyi olur. Çünkü şöyle bozulur gibi hissettim. Toprağa, bahçeye yerleştireyim dedim. Evet, ezan çiçekleri. Şöyle bakın. Beyaz. Hippoastrum. Güzel hatun çiçekleri. Bunlar da bozulmaya durdu. Daha doğrusu bir şeyler yiyor. Epey de yediler. Salyangozlar falan. Yeni açacak olan da var. Bakın böyle frenk üzümü. Bu da başladı olmaya. Salyangozlar yiyor. Orada salyangozlar var. Şöyle biraz gölgede kaldığı için daha az oldu orası. Şöyle geriye aldığımız zaman nerede olduğunu şöyle bakın. Bahçenin geneline şöyle bakın. Balkon önü. Aradaki çiçekler. Şöyle. Evet. Oradaki yıl, bakın bunu da göstereyim size. Aynı çiçek. Güzel zamanlarını başka videolara eklemişimdir muhakkak. Böyle. Ezan çiçekleri de solmaya da durdu bazıları. Burada çok güzel haseki küpeleri vardı. Pembeli morlu. Onlar tohuma durdular. Türk kızı dediğim saray nanesi. Evet, bunlar geçti artık. Bakın, çok güzel zamanları vardı bir önceki videolarda, çan çiçekleri. Evet, muhtelif çiçekler var. Size sarı nilüferi göstereyim. Şöyle bir hatmi gül var. Hemen sarı nilüfer. Evet, 3 gün atıyor. Bu ikinci günü arkadaşlar. Böyle görmüş olalım. Bu videoyu alalım onu. Daha önce pembesi açmıştı. Görüntülemiştim bir videoda. Şöyle bakın, çok güzel. Evet, Susurluk'tan Fadime Gülser'in hediyesi bu. Birkaç yıl önce geldiğinde beraber saraya gitmiştik. Ben pembesini aldım. O da
sarısını böyle içinden geldi bana, hediye aldı hatıra olarak. Buradan tekrar teşekkür ediyorum kendisine, izliyorsa. Şöyle şimdi ılgıma geçeceğiz arkadaşlar. Pembe ilginç bir ağaç türü. Daha önce bilgilerini verdim ben bunun ama şöyle videoda görünsün. Bakın şöyle püsküllü gibi. Yağmur yağdı, eğdi boynunu. Şöyle ben güzel almaya çalışayım. Bakın çiçekleri, çiçek diye tabir edelim artık ama püsküllü püsküllü böyle çok hoş. Şöyle bakın tomurcuk, daha tomurcuktalar. Şöyle daha açmamış diye düşünebilirsiniz. Burada da var, bak açanları var. Bakın böyle ve açmışları. Çok hoş, çok ilginç bir tür. Böyle bakın. Elimle şey yapıyorum, sallanıyor. Böyle görmüş olun arkadaşlar. Yağmur tekrar başladı. Evet, bu güzelliği böyle müşahede edelim diye. Şöyle yapraklarına da bakın. Bu şekilde. Gövdesine bakın. Şöyle. Böyle dallar veriyor. Mezo bana da bakın diyor o arada. Yağmur, çamur geldin değil mi peşime? Evet arkadaşlar. Şöyle. Geçelim. Bunlar saray nanesi, Türk kızı dediğim. Evet, burada bir hippoastrum var. Açmış. Harika güzellik. Evet, daha önce şey boylar vardı. Onlar artık soldu. Birçok tür soldu gitti. Şöyle margaritler başlıyor. Papatya. Şunu da göstereyim. Bu da saksıda arkadaşlar. Bakın çok güzel ama. Çok güzel. Çok şeker. Çok. Balkon bahçede de var. Bakayım oraya gidebilir miyim? Haziranlar. Yağmurdan mı kaçtın oraya? Islandın mı Mezo? Evet, yağmurdan mı bunlar eğildi böyle haziranlar? Haziran. Evet, bayağı bir eğilmiş. Kırılmış bu. Yok, bu eğilmemiş arkadaşlar. Kırılmış. Şöyle sopayı koydum. Evet, haziran. Göz bebeklerim bunlar. Çok seviyorum. Ama işte her şeye rağmen bakın hastalıklı gibi. Burada da var. Şurada da var mor mor. Ve burada. Burada eflatun da var. Şimdi balkon bahçeye geçip oradakileri de göstereceğim. Sonrasında yine başka açtığı zaman ekleyeceğim arkadaşlar. Buradaki farklılıkları da almam gerekiyor. Bakın çok güzel. Sakız sardunya saksı da harika olmuş. Onu da alalım. Şeboy soluyor. Ve ada begonvilin böyle başladı açmaya arkadaşlar. Şöyle mor mor. Ve demet gül. Şöyle bakın. Buna da bir bakın. Çok güzel. Evet, pompon güle görüntüleyelim. Bunu videolara alalım. Gidecek. Şöyle içeriden şöyle bir bakın. Ve sesbenya geliyor. Şimdi bir görüntüleyeyim. Bu açmaya devam eder. Bakın tomurcuklar. Şöyle portakal renkli akasya diyebiliriz. Sesbenya adı. Yağmur da yağıyor yağarken. Şöyle bakalım. Çok güzel. Çok seviyorum bunu da. Tohumdan bunları yetiştirdim. İlk aldığım fidan olarak almıştım tabii ki. Balkon bahçede. Daha sonra hastalık aldı. Bayağı bir hasta olunca daha sonra kestim ben onu, çıkardım. Böyle tohumdan yetişiyor zaten. Kolay büyüyor. Böyle bir güzellik. Sonrasında yine ekleyeceğim arkadaşlar. Şöyle uzaktan bakın, kapı tacında hoş bir görüntü. Yağmur da yağıyor şu anda. Yağmur altında görüntüleri alıyorum. Evet, bunları toplamak gerekiyor. Yere asıldılar. Civan perçemleri burada da var. Şöyle bakın. Evet, civan perçemleri de rizomundan artan.
alttan toprak altında artan bir tür. Bakın Heuchera'yı göstereceğim. Heuchera açmaya devam ediyor. Solanları kestim. Bakın böyle ne deniliyordu başka? İzmir oyası, ateş feneri. Bu güzellik. Bakın yaramaza. Yaramaz da oradan gidiyor. Bakın bir tane patlıcan. Böyle bir tane patlıcan saksıda. Böyle fide olarak aldım. Şöyle yine balkon bahçeye doğru baktığınızda bakın mine yetişti. Çalı mine. Harika bir çiçek arkadaşlar. Doğal bu. Çok fazla büyüyor. Kontrol etmelisiniz ama gerçekten nazsız, kaprisiz, harika bir güzellik. Burada balkona doğru uzanmış böyle huzur sunuyor. Evet, Poligal'a tekrar değinelim. Geçmiş videolarda pek değinmedim. Şu anda böyle yine renkleri üzerinde, çiçekleri üzerinde. Ay ay, orada ne var, ne var orada? Bakın burada saksıda sardunyam var ama bakın mor yıldızı biliyorsunuz. Dondu, yeni sürgün verdi. Onun beyazını almıştım ben. Mavi patates çalısı diyorlar ama bakın beyazı böyle tatlı tatlı açmış, açmış burada. Oy, bu burada korundu ama neden? Burası korunaklı bir yer. Hatta Begonvil bakın burada korundu. İki duvar arası gibi. Böyle evet, bu da çok güzel. Mor olanı da çok güzeldi. Burada güzel bir yer edindi inşallah. Şöyle bakın nasıl iki taraf da duvar var. Evet, ortancalara şöyle bakın pembe burada. Ve bu taraftakiler başladı renklenmeye. Sonrasında yine göstereceğim elbet ama şöyle bir bakın genel olarak böyle küpellerin bölgesi. Ve mor salkımlar başladı yine kendini göstermeye, açmaya. Renk renk. Evet, şu bölge lalelerin bölgesiydi. Sonrasında mahmuz çiçeklerini de kestim, laleleri çıkardım. Yeni gelecek fideler var. Fakat şöyle bunu yeni aldım. İki tane yıldız fidesi, küçük. Bir tanesi mor, biri de ötede, rengini bilmiyorum. Böyle buralara fideler ektim arkadaşlar. Sonrasında onları anlatırım. Çok zaman almasın. Abutilon burada kendini göstermeye başladı ve hatmigüller başladı. Şöyle bakın kapı önündeyiz. Abutilon dipten sürgün verip şu şekilde şöyle bakabilirsiniz. Kapı üstündeki pompongüle de şöyle bir bakalım. Güzellik. Evet, abutilon da çok güzel. Kırmızısı var balkon bahçede ama daha küçük bu. Burası da Moda Botanik Tarhı. Burada da düzenlemeler yapıyorum. Bakın bunlar açmaya da başladı. Evet, bir izleyicimiz ben yukarıdan işte pamuk biti zeytinlerde zarar verir mi dedim. Vermez dedi, doğru. Evet, gayet sağlıklı. Heuchera'lar, İzmir oyası. Bakın açtı da dün kopardım bunu, elim çattı. Bu rengi böyle beyaz açıyor. Bu koptu bu. Ben sapı böyle toprağa diktim ama bakın hostalar yanında. Heuchera yine bunlar. Sopalarla korumak için arkadaşlar kediler üzerinden atlıyorlar. Hatta şunu mahvettiler. Bakın zaten onlar kırdılar. Şöyle bakın. Şurada üzerine atlamışlardı. Bozmuşlar biçimini. Böyle bakın heuchera'lar dizili. Aralarda da hosta. Ağustos zambakları, farklı türler. Bakın. Bunlara özeniyorum. Hatta ikisini dikmedim. Saksıda duruyor. Yani hosta, Ağustos zambaklarını. Aslında yağmurun altındaydı. Yeter dedim, böyle saksıda olduğu için buraya aldım. Biri bu, biri bu. Bunları onların aslında buralara konumlandıracağım. Yani heuchera'larla birlikte olmalı. Ama işte çok kediler bastı etti. O yüzden hemen hepsini birden koymadım. Evet arkadaşlar, bunu unuttum. Bu petunya. Geçen yıldan kalan petunya. Böyle buraya aldım. Onu yağmur alsın diye ortaya koydum da. Şimdi bakın burada kim var? Burada kim var? Bakın duman kedi doğurdu. Hadi yavrularını görsünler. Duman. Yavrularını görsünler mi kıcım benim? Kıcım. Bak bak. Çok şekerler. Dört taneler. İkisi koyu renkli, ikisi açık. Böyle.
Neyse, şu anda şimdilik bu kadar olsun. Evet, balkon bahçeye geldim. Bakın, bu bir çan çiçeği türü arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel. Bunu dayanamadım, aldım Güneş Botanik'te. Bakın şöyle tomurcukları. Çok hoş soldu diğer çiçekleri. Aman geç kaldım. Şöyle kilimi toplamışlar. Üzerinde ikisi uyuyordu sabah kalktığımızda. Şöyle ben yer yer değişiyor arkadaşlar. Çiçekleri toparlıyorum. Bakın mili burada. Böyle. Lilyumları bekliyoruz, zambaklar. Evet, bakın. Hazırlanıyorlar. Ahududular var orada. Şöyle bir bahçeye genel bakalım. Curcuma yeni bir yine dayanamadım, aldım arkadaşlar. Zerdeçal imiş. Böyle bakın, kökünden herhalde zerdeçal üretiyorlar. Bilemiyorum çok. Curcuma deniliyor. Böyle tomurcuk, solda açan çiçeği. Bunlar yeni açacak olanlar. Böyle dayanamadım, aldım arkadaşlar yine Güneş Botanik'ten. Böyle arkadaşımdan hediye gelen mili bu. Buradan kendisine teşekkürlerimi sunayım. Tekrar selamlarımı sunayım. Şöyle bakın, Kohlara'da bir tane çiçeğini açmış. Beyaz Hippoastrum. Şöyle bakın. Ve kırmızısı soldu zaten. Bir tanesi kaldı. Daha önce görüntülemiştim. Bir de Gloxinia, bardak menekşesi denilen çiçek arkadaşlar. Mor ve kırmızısını aldım. Kırmızısı açmış ama içine yağmur dolmuştur. O tarafa gidelim. Bu da beyaz Hippoastrum. Süvari yıldızı, güzel hatun çiçeği diyelim. Şöyle şurada arkadaşlar bakın, yağmur da yağmış. Şöyle bakın, bardak menekşesi, şöyle çıkartayım onu. Ay ben kıyamam ya. Evet, böyle yarı gölge olsun diye oraya koymuştum. Yağmurlarını dökelim. Şöyle bakın. Çok alımlı bir çiçek. Yıllar önce aldım, gitti, bakamadım. Şimdi bakayım, özeneceğim, inşallah kalır. Menekşe gibi bakımı var. Şöyle sardunyalar ve yeni ektiğim fasulyeler arkadaşlar, inşallah olacaklar Rabbimin izniyle. Şöyle ceylan gözü o köşede, sardunyalarım orada ve katlı hatmigül. Şöyle katlı hatmigül deyince şöyle yakın bakalım. Şöyle harika bir güzellik. Harikalar arkadaşlar. Bakın. Çok güzel oldu. Burada bir şey demedim. Kenarda dedim, çiçeklerin önünü kesmiyor. Şöyle bakın. Harika güzellik. Şöyle şu yandan da bir bakalım. Evet, Hatmigül'ünde kendine özel farklı bir güzelliği var. Doğada kendiliğinden görüyoruz. Orada burada kendiliğinden büyüyenler görüyoruz arkadaşlar. Gala bu gitti zannettim, böyle büyüdü. Bakın arkadaşlar, kışın gitmişti, kışa doğru dedim bu gitti, eyvah. Bakın inşallah çiçeklerini de görürüz. Şöyle bakalım, böyle bakalım ne var ne yok. Sonra yine çekeceğim arkadaşlar, bazılarını kaçırmamak için. Bakın bu rutbekya, böyle iri çiçekli rutbekya. Bakın kocaman siyah gözleri var ve gayardi, güneş çiçeği. Şöyle bakın, gayardi çok güzeller. Bu küçük boylu olduğu için böyle arada kaldı. Aslında öne almalıyım onu, bir daha düzenlemede öne alırım diye düşünüyorum. Ve mahonya şöyle yeni dallar verdi arkadaşlar, içinden böyle büyüyor. Mahonya çalısı, sarı boyacı çalısı da diyorlar. Sarılar, kız gözü çiçekleri ve pembe hazaran geliyor. Belki de bu açınca size videoya öyle başlamış oluruz. Bakın bunları böyle alayım, solmasın. Solmadan görün arkadaşlar. Güzel hatun çiçekleri. Bakın burada da açmışlar. Görülmeden olmaz. O yüzden bu videoyu çekiyorum. Bunlar geçmeden videoda bulunsun. Bir müddet sonra başka güzellikler açtığında onlarla başlayacağım arkadaşlar. Video akışında anlayacaksınız zaten. Şöyle. Evet, sarı ezan çiçeği şöyle görüyorsunuz. Onu daha yakın sonrasında gösteririm arkadaşlar. Muhtelif çiçekler. Klematis dökülüyor artık. Şöyle bakın, gelin çiçeği sarmaşı. Oldukça da mavi rengi hakim. Şöyle buradaki amaralis soldu.
Haziran geliyor ve kırmızı abutilon dedim ya, bakın daha küçük çiçeği, daha farklı. Demet Hanım'daki muhteşem, benim kapı önünde gösterdiğim turuncunun kırmızısı Demet Hanım'da. İzlediniz inşallah. Çünkü bu video ondan sonra çekiliyor. Şöyle bakın, ahududu, frambuaz denilen orman meyvesi. Bunları oldukça yiyoruz. Zaten 2-3 fide var arkadaşlar. En doğalı, en doğrusu doğal olarak böyle dalından alıp yemek. Şifa olur inşallah. Şifa niyetine o şekilde yiyoruz. Burada da bir kaktüs var. Araya sokmuşuz öyle. Evet, böyle. Bu bir tür Küba keki arkadaşlar. O da açmış çiçeğini ve burada bir buhur. Buhur çiçeği arkadaşlar. Buhur bitkisi. Böyle Aydın'dan gelmişti. Getirdik biz. Orada kaldığımız evde bahçesinden verdiler. Şöyle tuttum, nasıl koktu. Ah, harika bir kokusu var. Küba kekiğin de çiçeği çok hoş. Evet, klematisler de artık solmaya durdu. Azaldı arkadaşlar. Bahçe külüne de şöyle bir bakalım. Tekrar lespedeze hazırlanıyor. Tekrar ona bir dikkat çekelim. Evet, bahçe külü şöyle bakalım. Bakın bakın, muhteşem. Çok güzel ya. Şunları izlemek çok güzel arkadaşlar. Bakın. Çok güzel. Böyle bunu bir daldan, bunu hazır aldım ince yapraklı diye sonrasında, ama ilk bahçe külüm evde daldan tutturdum arkadaşlar, bahçemde. Şöyle biraz bağlamak da gerekiyor, toplamak lazım arkadaşlar. Ve bakın mor yıldızın böyle nasıl gelişti. Birden hızlı gelişme özelliği var bunların. Şöyle bakın, bu dallar mor yıldız, çiçek açacaklar. Olgunlaşan dallar daha çok çiçek açıyor tabi, daha güzel bir görsel sunuyor. Zamanla olacak o da. Ve bahçe tacı. Buradan bitireceğim arkadaşlar ben. Çünkü sonrasında yapacağım video başta olacak zaten. Oradan merhaba deyip buradan Allah'a ısmarladık diyorum. Şöyle buradaki ahududulara bakalım. Çekimden sonra bunları toplarım ben. Çok güzeller. Bunları böyle, evet, elinizin altında görmek çok güzel. Balkonlarınızda da yapabilirsiniz arkadaşlar. Büyükçe saksılarda. Ahududu, frambuaz. Kolay yetişir diye düşünüyorum. Böyle kız çocuklarına da bakalım. Şöyle kız gözlü çiçekleri. Yine geldik. Milie, Euphorbia Milie. Şöyle bakın. Mezonun sesi. Mezoya vuruyorlar. Mezoyu kovuyor diğerleri. Gördüğümde şey yapıyor, müdahale. Bak, evet. Ah ah. Kaçtı. Evet, bu çiçek de bulbin. Yani kedi kuyruğu denilen bir çiçek. Bunun da videosunu yaptım. Artık bu videodan önce mi olur, sonra mı olur, bilgilerini anlatacağım. Doğal eczane denilen bir tür. Şu anda çiçeklerine odaklı gösteriyorum ama bakın şöyle, aloe vera'dan çok daha fayda ihtiva eden bir bitki arkadaşlar. Yaprakları jelimsi, yine içi kırdığınızda aloe vera gibi jeli var. Onunla ilgili bilgileri de o videoda verdim. İzlersiniz. Evet arkadaşlar, havlu püskülü soldu. Nereden bitireyim bilmiyorum ki. Ah, şu Haziran'dan bitireyim. Ya da ah, arkamda katlı hatmi güller var. Haziran, beyaz Haziran arkadaşlar. Şöyle bakın. Çörek otları da tohuma durdu iyice. Bakın şöyle. Şunların içinde çörek otları oluşuyor. Evet, koyu renkli katlı hatmi gül burada. Bakın şöyle tekrar rengini bir görün. Böyle bitiş yapalım artık. Şöyle bakın. Biraz karışığız ama arkadaşlar, idare edin. Evet. Ve daha açık tonda. Bordo diyoruz. O da bordo ama koyu bordo. Buna açık bordo diyelim arkadaşlar. Evet. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Evet. Sonraki videolara kadar kendinize iyi bakın. Sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar.